Evet, 30 artı dakikadan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi Doğan Ertuğrul ve Adem Yavuz Aslan'la birlikte haftaya damgasını vurmuş başlıkları masaya yatıracağız. Bunlardan bir tanesi de şu, geçen haftalardan bu yana devam ediyor bu kriz. ABD Erdoğan arasında yaşanan kriz ve Türk ekonomisi hakkında da olumlu sonuçlar vermeyen kriz. Bunu konuşacağız. Bunun arka planında ne var? Karşılıklı tehditler var, karşılıklı ambargolar meselesi var. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan en son Amerikan mallarına karşı bir ambargo uygulayacağını ve vergili artırılacağını ifade etmişti. Ve onların iPhone'u varsa bize Samsung alırız diye ifade etmişti. Evet, bu iPhone krizi başlamıştı, çılgınlıkları başlamıştı. Bütün bunları konuşacağız. Ne anlama geliyor bu süreç içerisinde? Evet, Erdoğan'ın bu hafta içerisinde tartışma meydana getiren önemli açıklamalarından biri de aynı gemideyiz ifadesi olmuştu. Biz AKP taraftarları da bizi sevmeyenlerdi. Eğer bu gemi batarsa hepimiz kaybederiz, bu gemi yüzerse hepimiz kazanırız açıklaması yapmıştı. Bu açıklama ne kadar gerçekçi? Evet, gerçekten hepimiz aynı gemide miyiz? Bu programda bunu konuşacağız, analiz edeceğiz. Ve Büyükada davası bu hafta dikkat çeken önemli başlıklardan bir tanesiydi. 11 insan hakları savuncusu tutuklanmış ve linç edilmişlerdi. Ajan denmişlerdi, casus denmişlerdi. Ve bu 11 insan hakları savuncusunun tamamı tahliye edildi. Bu tahliyelerin arkasında ne var, bunu da konuşacağız bu programda. Ve Merkel, Almanya, Merkel nasıl oldu da Nazi olarak nitelenen Merkel birdenbire kurtarıcı hale geldi AKP ve medyası açısından. Bunun da arka planını konuşacağız. Ve her programda olduğu gibi haftanın incileriyle birlikte 30 artı programını sonlandırmış olacağız. Evet, 30 artı dakika başlıyor. Evet, 30 artı dakika başladı. Her hafta olduğu gibi Doğan Ertuğrul ve Adem Yavuz Aslan'la birlikteyiz. Arkadaşlar merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, kolay gelsin. Eyvallah, belki şu anda bizi ekranda görenler düşünmüşlerdir. Ne işleyecekler? Tabii arkamızda stüdyo, arka planımız yok. Evet, bu hafta böyle. Ben Seyahat Ali Bey'im. Yaz rehaveti. Yaz rehaveti değil ama rehavet yok bizde. Bizde rehavet yok. Bizde her türlü ortamda yayını devam etmek var. Ben seyahat halinde olduğum için işte bulunduğum ülkede bir arkadaşın evinin odasında laptopumdan şu anda bağlanıyorum. Doğan, sen de başka bir mekandasın anladığım kadarıyla. Evet, evet. Bir Adem şu anda sabit ama her türlü şeye, şartlara rağmen durmak yok, yola devam parolasıyla yayına devam ediyoruz buradan. Şimdi gündemimiz yoğun her zaman olduğu gibi. O parodaya itirazım var ama neyse, konuya dağıtmayayım şimdi. Evet, evet, itiraz et. Şimdi itirazlar her zaman makbul, söyle. Ya şimdi söyle ya, ebediyen sus. Ebediyen sus. Hani durmak yok, yola devam diyenlerin ne kadar zalim ve şey olduklarını gördük. O yüzden o sloganla bir ilişkilendirilmek istemem yani. Peki, biz zalim olmayacağız. Peki. Peki, şimdi arkadaşlar, şimdi bu Amerikan krizi devam ediyor. Büyükada davası tahliyelerle sonuçlandı. Önemli gelişmeler var konuşacağımız enine boyuna. Fakat ben bu programa başlamadan önce şu konuyu bir önce bir konuşmak arzu ediyorum. Geçen programımız çok izlendi ve pek çok, her seferinde de olduğu gibi pek çok yorumlar da geldi. Ben o yorumları teker teker hepsini okuyorum. Hakaret tehditleri filtreliyorum. Hakaret tehdit. Eleştirileri, tebrikleri yayınlıyorum. Yani eleştirilere hiç sözümüz yok. Eleştirsinler, kıyasıya eleştirsinler ki istifade edelim. Analizleriniz yanlış desinler, hiç problem değil. Ben onların hepsini yayınlıyorum yorumlar kısmında ama şurada dikkatimi çeken bir şey geldi, birkaç yorum geldi. Siz dediler, bakıyorum bu Türkiye ekonomik krize girdi ve çok mutlusunuz. Çok keyiflisiniz. Ülke batıyor, siz ise çok keyiflisiniz gibi yorumlar geldi. Ben önce bu yorumla alakalı benim de söyleyeceklerim var. Sizin söyleyeceklerinizi önce dinleyeyim. Onlara göre ben de pozisyon alayım. Bunu cevaplayalım. Bunu cevaplayalım bence. Benim de onu dayanarak söylüyorlar. Yani bizim böyle keyifli olduğumuz, sevindiğimiz, yaşasın dediğimiz falan nereden çıkartıyorlar? Yani işte öyle bir imaj var demek kafalarını veya bunlar söylerken gülüyoruz mesela. Bundan çıkarıyor olabilirler. Çıkarıyor olabilirler. Hayır ama yani şimdi şöyle. Mesela ben hafta içerisinde yediğim
küfrün, hakaretin sayısını takip etmiyorum artık. Yani çünkü o kadar hale geldi ki ben hava güneşli desem küfrediyorlar. Yani böyle bir pozisyona geldi iş. Şimdi mesela ben de aynı türden çok sayıda eleştiri aldım ve bakıyorum bir paylaştığım tweet'e. Mesela Trump'ın attığı tweet'in tercümesini yapmışım ya da işte Amerika'da o gün konuşulan bir şeyi söylemişim ya da mesela işte en çok yoğun bir şekilde yani bin küsür tane RT alıp bir o kadar da yorum ve küfür yediğim şey dış işlerinden bir kulis paylaşmıştım. İşte çarşambaya kadar serbest bırakırsanız bıraktınız bırakmadınız yaptırım geliyor. Yani bu bir gazetecilik faaliyeti. Yani bunu paylaşmak sevinmek midir yaşasın demek midir hiç ilgisi yok. Kaldı ki ben görüşme hep söylüyorum yani bu kriz Türkiye'yi batırmaz. Türkiye batırılmayacak kadar büyük bir ülke. Yani ne Avrupa ne Amerika Türkiye'yi batmasına izin vermez. Ki zaten bu yorumu geçen haftaki programda da yaptım. Bu hafta içerisinde gelişmeler bunu teyit ediyor. Hem Merkel hem Macron'un Erdoğan'la görüşmesi vesaire. Adem lafı çevirme. Ama mutlu musun değil misin diyeceğim. Sen bu krizden? Onu söyle hayır, bana. Hayır. Mutlu muyum değil miyim? Tabii ki mutlu değilim. Yani sonuçta AKP elitleri ve Erdoğan bu krizden zengin oluyor. Faturayı gariban Anadolu insanı çekecek. Ben çekeceğim. Annem babam çekecek. Şey, yani biz Türkiye'de olmayabiliriz ama biz Türkiye bizim memleketimiz ve Türkiye bizim yani nasıl böyle bir absürtlü yani şöyle söyleyeyim mesela son cümle olarak söyleyeyim. Mesela Katar yine yayında konuşalım bunu mutlaka. 15 milyar dolar yatırım yapacak diye hemen bütün havuz coştu, televizyonlar coştu. Ben de her gazetecinin yapması gerekeni yaptım. Geçen seneki kayıtlara baktım. Geçen sene de 20 milyar dolar yapacakmış. Bunu paylaştım. Hani ya geçen sene de 20 milyar dolar yapacaklardı. Bu sene 15, 35 milyar dolar. Yani sadece şunu soruyorsun. Bu nerede? Aman Allah'ım küfrün kıyametin hesabı yok. Ya iyi de kardeşim soru sormayacak mıyım? Gazetecinin için soru sorma. Peki. Neyse özetle söyleyeyim. Yani bu krizden sevindiğim falan yok. Bence üzülmesi gerekenler de vatandaşın kendisi. Çünkü ne Erdoğan ne de AKP elitleri bu krizden zarar görmeyecek. Evet. Kendileri görecek. Peki. Doğan sen ne diyorsun? Bu vallahi ikram hakkında. Bu defansif açıklamayı yapmayı bile gereksiz görüyorum. Çünkü bu defansa düşürme çabası. Çünkü bence bu gelen eleştiriler iki grupta toplanabilir. Yani bir gerçekten sevindiğimizi düşünen insanlar olabilir. Onlar için bir izahat yapmak gerekebilir. Ama bundan daha çok önemli bir grubun sevindiğimizi falan düşünmediğini ama kendince bir psikolojik savaş yaptığı ve bizi itibarsızlaştırmaya çalıştığı için bunları yazdığını düşünüyorum. Samimi olarak bizim sevindiğimizi düşünenler varsa eğer başından itibaren bütün programda bir kez daha izlemelerini öneririm. Mesela son programla ilgili de vardı. Biz kararlı bir şekilde görebildiğimiz kadarıyla ülke bir uçuruma doğru gidiyor. Ülke bir uçuruma doğru gidiyor diyoruz. Hayır ülke bir uçuruma falan doğru gitmiyor. Ülke tarihinin en parlak dönemini yaşıyor diyen insanlar sonra bakın uçuruma doğru gittiğini söylüyoruz biz dediğimiz zaman siz seviniyor musunuz diyorlar. Ülkenin nereye gittiğini görmelerini öneriyorum. Bizim yaptığımız şey sadece ülkenin nereye gittiğini göstermek. Çünkü gösterecek çok az mecra kaldı ve o şeyle söylediğim gibi geçen gün bir Amerika'da yaşayan akademisyen gazetecinin bir şeyini okudum. Güzel eğlenceli bir tweetini okudum. Şey diyor. A Haber izledim. Allah'tan ki A Haber izledim. Amerikan ekonomisi nasıl çöktüğünü ve Türkiye'nin ne kadar gelişmiş bir ekonomi olduğunu neredeyse buradan göremeyecektim diyor. Biz başka bir pencere açmaya çalışıyoruz. O nedenle başta söylediğim şeyi de söyleyeyim. Bu açıklamayı yapmak bile aslında gereksiz ama samimi olarak böyle düşünen insanlar olduğunu da hesaba katarak sadece işaret etmeye çalışıyoruz. Sevindiği falan yok. Evet yani burada benim de düşüncem şu kısaca söyleyeyim ki gündeme başlayalım. Yani ben yani üzüldüğümü söyleyebilirim ama kime daha çok üzülüyorum, kime daha az üzülüyorum meselesini de bütün açık yüreklilikle buradan ben paylaşmak isterim. Tabi bu ekonomik bela öyle bir geldi mi? Zalim mazlum dinlemiyor maalesef biliyorsunuz. Şu anda on binlerce insan KHK'dan atıldı. Terörist diye işlerinden atıldı. Toplumdan tecrit edildi. Bu adamlar da aynı ekonomik krizin muhatabı şu anda. Ve bu mazlumlar da şu anda muhatap. Şimdi düşünsenize enflasyon almış gidiyor. İşte pompaya %9 benzine zam gelen yani bütün şimdi sektörlere gelecek beraberinde. Peşi sıra şimdi önümüzdeki dönemler çok ciddi krizlere gebe. Şimdi bu ekonomik krizin adamın zaten maaşı yok. Bir işte çalışamıyor. Tecrit edilmiş. Şimdi bu adama bir de ekonomik problem, enflasyon sırtına biniyor. Ben bunlar için aslında en çok üzüldüğüm bu mazlumlara ben. Burada mesela adam esnaf Anadolu'da. Adamları tecrit etmişler. Ambargo uyguluyorlar. Küçük esnaf sana teröristin demişler. Buna üzülüyor. Ben bunlara daha çok üzülüyorum. Ama böyle badem bıyıklı, tombul yanaklı
takkeli müteahhitlere üzülmüyorum. Böyle dolarla, dövizle, köprüydü bilmem neyle yapıp kendini garantiye almış o takkeli kodomanlara üzülmüyorum. Zamanında dövizini almış, işte MHP, onu konuşacağız. Adamlar şu muazzam para kazandılar şu dönemde. Milli Parti meğerse dolara yatırmış parasını, devletten aldığı şeyleri, bunu da konuşacağız. Yani o kodomanlara ve semirenlere bu krizi fırsat bileceğiz dedi ya İbrahim Kalın. Evet, bu fırsat bilenlere üzülmüyorum, kızıyorum, öfkeleniyorum ama o mazlumlar adına gerçekten çok üzülüyorum. Bu kadarcık da ben de düşüncelerimi ifade etmiş olayım. Bu bahsi virgül yapıp başlıklarımıza geçiyoruz. Şimdi haftanın tabii en sıcak krizi geçen hafta da birkaç haftadan beri devam ediyor. Amerika, Türkiye, Amerika, Erdoğan rejimi krizi diyelim. Türkiye demiyoruz çünkü Türkiye'nin bir kısmı bu ilişkiler açısından rahatsız. Şimdi bu süre içerisinde ben küçük başlıklar halinde bir hafta neler oldu? Kriz devam ediyor. Beyaz Saray süre vermişti. Branson birkaç gün veya bir hafta içinde bırakılmaz ise yeni adımlar atılabilir açıklaması yapılmıştı Beyaz Saray sözcüsünden. Ve o süre doldu bildiğim kadarıyla. Adem, seninle onunla ilgili o başlığı soracağım. Ondan sonra New York Times'ta bu hafta bir yazı çıktı. ABD Türk Hava Yolları'na yaptırıma hazırlanıyor. İlginç, bunun altını çiziyorum. Ve hisseler hemen düştü Türk Hava Yolları'nın. Ve o sırada Berat Albayrak, damat bakan Berat Albayrak'ın bir açıklaması oldu. ABD Hazine Bakanı ile görüşüyoruz, ilişkilerimiz iyi açıklaması yaptı. İki saat sonra Amerika'dan bir açıklama geldi. Türkiye Branson'u bırakmaz ise yeni yaptırımlar hazır. Berat Albayrak'ın dediği gibi değilmiş demek ki mesele. ABD Başkan Yardımcısı Pence'in açıklaması oldu bu hafta dikkat çeken. Türkiye'ye Trump'ın kararlılığını test etmese iyi eder açıklaması geldi. Washington Post'ta Matt O'Brien'in bir yazısı çıktı. Bu olan biteni kısaca özetleyen bir cümleydi. Burada okumak istiyorum. Ekonomi konusunda cahil bir lider kendi ekonomisini sakat bırakıp bundan başkalarını sorumlu tutuyor. Sonra da bu suçlamalar ekonomi cahili bir başka liderin hamleleriyle kısmen doğru çıkarılıyor. Açıklaması belki bugünü iyi izah eden bir yazıydı. Ve arkasında Erdoğan, ABD ile yaşanan krizi hiç kafaya takmıyorum açıklaması geldi. Dolar anlaşılan sevinen oymuş. Sevinen oymuş. Dolar bir miktar evet, düştü. Yani. Bunu da belirtelim. Bir miktar düştü. 7 faizler %30'a çıktı yalnız bu arada. Çıktı ve dolar bir yani 7 küsurlardan 5 küsurlar seviyesine indi ama stabil değil tabii. ABD mallarına boykot meselesi gündeme geldi Türkiye tarafından. Ondan sonra bu iPhone çılgınlıkları falan, bunu da yayında konuşacağız. Beraberinde geldi. iPhone'ları kırmalar bilmem neler. Ve Erdoğan'ın açıklaması, bunu da konuşacağız. Hepimiz aynı gemideyiz. Batarsak hepimiz batacağız. Kazanırsak hepimiz kazanacağız. Soru işareti. Hepimiz mi kazanıyoruz? Onu da konuşacağız. Ve en son dakika itibariyle de Trump'ın bir tweet'i daha. Dün gece itibariyle bir açık. Hiçbir şey ödemeyeceğiz, hiçbir bedel ödemeyeceğiz Türkiye'ye Branson karşılığında. İlişkilerimizi Türkiye ile azaltıyoruz diye açıklama geldi. Böylelikle kriz devam ediyor gidiyor. Benim dikkatimi çeken bu krizle alakalı bir hafta içerisinde başlıklar bunlar. Şimdi bunların neresinden başlayalım konuşmaya diye düşünüyorum da. ABD iPhone en popüler en şey geliyor bana. Biraz da matrak boyutu da var. Ne diyorsunuz şimdi ekranlarda görüyoruz çok ciddi yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı noktasında AKP teşkilatları klipler üretiyor. Sosyal medyada bunlar paylaşılıyor. iPhone karşısında bayağı bir şey var, bir alerji var. iPhone kullanmayacağız falan deniyor. Ve Erdoğan'ın bir açıklaması oldu biliyorsunuz. Samsung meselesini gündeme geldi. Ben dedim acaba Samsung'da mı üretiliyor? Hayır, Güney Kore'de üretiliyor, yerli malı değil. Buradan başlayalım dilerseniz. Bu ambargolar tokuşması Amerika-Türkiye ilişkileri içerisinde. Buradan kim kazançlı çıkacak sizce? Evet, yani her zaman peki benden başlayalım. Yani bir ambargolar tokuşması yok bence. Yani çünkü Türkiye'nin Amerika'ya böyle bir ambargo uygulama gücü yok.
Ekonomik olarak gücü yok, siyasal olarak gücü yok. Biz hep yaptığımız gibi, Türkiye hep yaptığı gibi kamuoyuna dönük. Tribünlere oynamak lafı artık çok bayat ama Türkiye'deki durumu bu bile anlatmıyor. Yani bu vulgarize edilmiş hali bile anlatmıyor. Sen söyledin iPhone'u asmacalar, iPhone'a kurşun sıkmalar. Uygur Türklerine destek vermek için bulduğu Japonya'da Koreli'yi döven, işte Hollanda'ya tepki için portakal bıçaklayan insanlar iPhone Şimdi Washington ama, portakalı kesmek hem Hollanda'ya hem Washington'a da mesaj vermesi açısından kritik bir protesto olarak. Ya mesela hiçbir ambargoya falan filan gerek yok. Hani şu şeyi biliyoruz. Trump'la Erdoğan çok yakındı, çok iyi anlaşıyorlardı. Ondan sonra Trump'ın Erdoğan'la kötü bir ilişkisi olacağını öngören bütün şeytani ruhlar azap görecekti. İktidar medyasının sözcülerinin yazdığı ve yaklaşık 10 milyar dolarlık sanıyorum bir uçak ihalesi anlaşması imzalanmıştı Türkiye. Hiç böyle iPhone'u falan patlatmaya gerek yok. Bu uçak Boeing ihalesini iptal etsin mesela Türkiye. 10 milyar dolardan söz ediyoruz. Türkiye'nin çünkü sıkıştığı bir dönemde bütün dış ilişkilerde satın almak üzerine kurulu bir şeyi var. Siyaset güdüyor, gütmek zorunda kalıyor. Düşünün ki Sırbistan'la ilişki kurmak için et alıyorsunuz, Rusya'dan bir şey alıyorsunuz, Amerika'dan bir şey alıyorsunuz. Bir tür ilişki kurabilmek için aracı haline, bir vesile haline getirilmişti uçak ihalesi. Bu ihale iptal edilmedi ama kamuoyuna dönük olarak senin de sözünü ettiğin işte ambargoymuş gibi görünen her şey kamuoyuna dönük olarak, iç kamuoyuna dönük olarak, iç tüketim malzemesi olarak sunuluyor. Bunun Amerikan ekonomisiyle uzaktan yakından herhangi bir zarar verme ihtimali yok. Zaten bunu konuşmak bile gülünç. Yani güzellik malzemelerine, deodoranta bilmem neye falan filan vergi getirerek işte iPhone'u almayacağız diyerek sen söyledin. iPhone yerine Samsung aldığımız zaman bunu TL cinsinden mi ödeyeceğiz oraya? O zaman yine dolar istemeyecekler mi bizden? Tabii. Şimdi bunlar aslında normalde konuşulacak ciddiyeti olmayan şeyler. Fakat şöyle bir problem var. Bütün bu konuştuklarımız arasında Türkiye'deki siyasetin seviyesi o kadar düşmüş durumda ki hani hep o konuştuğumuz şey var ya, mahalle kahvelerinde konuşulabilecek şeyler ana akım medyada, hatta siyasi karar alıcıların gündeminde, karar alıcıların dilinde konular haline geldi. Gerçekten bizim üniversitede çok iyi bir ekonomi hocamız vardı. Şey derdi, yahu kardeşim artık üniversite öğrencisisiniz. Türkiye ekonomisine de ekonomiyle ilgili meseleleri Eminönü'nde simit satan çocukların diliyle konuşmayın derdi. Türk siyaseti Eminönü'nde simit satan çocukların diliyle konuşuyor. Bunun böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Belki bir tur sonra bir şey söyleyebilirim. Bu krizle ilgili olarak yani çok böyle popüler tarafını gündemden düşürmeyelim diye çok girmeyeceğim ama yaşanan kriz Türk ekonomi Amerika ilişkilerinde, Türkiye Amerika ilişkilerinde çok katmanlı bir kriz. Papaz ya da Rahip Brunson bunun daha önce defalarca konuştuğumuz gibi çok kamuoyuna dönük bir tarafı, Türk Amerikan ilişkilerinde çok katmanlı bir kriz yaşanıyor. Belki işte ikinci turda dediğim gibi konuşabiliriz ve bu kriz Türkiye tarafından kolay atlatılabilir gibi görünmüyor. Krizi muazzam da bir fırsat oldu değil mi bu meseleyi? Aslında kriz gümbür gümbür geliyorum diyordu. Geçmiş programlarda biz bunu konuşmuştuk. En sonunda kimseyi bulamayınca hazinenin başına damadını buldu. Gümbür gümbür giden bir ekonominin başına. Branson bulunmaz bir fırsat oldu. İşte dış güçler, işte dış güçler bizi... Ya zaten kriz kapıdaydı ve bunu çok iyi fırsata çevirdi Erdoğan. Tabii yani şey var, bu Türkiye açısından böyle, biz belki Adem ayrıntılarını daha fazla verebilir, Amerika açısından da bir fırsata çevrilmiş vaziyette gibi görünüyor. Yani Independent'ın kıdemli Orta Doğu muhabiri Robert Fisk'in dün bir analizini okudum. Çok iyi bir analizdi. Şey diyor, sahipsiz gerçekten Amerikan yönetimi açısından krizin sebebinin Rahip Brunson olduğuna mı inanıyorsunuz diyor. Hiç buna ihtimal vermiyorum. Krizin sebebi o değil diyor. Daha önce yani Rahip Brunson 2 yıldır tutuklu, bu derece yükselmemişti. Bu programda çeşitli nedenlerle konuşmaya çalıştığımız Türkiye'nin bölgesel tercihleriyle, siyasal tercihleriyle ilişkili bir kriz yaşanıyor. Ve Rahip Brunson bu krizin araçlarından bir tanesi diyor ve sürpriz, daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi konuyu S-400'lerin alımına, Rusya eksenine girmeye falan filan kadar getiriyor. Ekonomik tarafı olan, ekonomik ambargo tarafını çok ağır hissedeceğimiz bir siyasal kriz yaşanıyor bence Türk-Amerikan ilişkilerinde ve biraz önce söylediğim gibi kolay kolay da atlatılabilecek gibi görünmüyor. Evet, Adem ne diyorsun? Kaldığı yerden sen devam et.
Ya evet, bizim programı izleyenler aslına bakılırsa yani havuzda ve gerçi havuz dışında medyada kalmadı zaten. Havuzda duymayacakları şeyleri duyuyorlar. Biz haftalardır bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bu bir Brian Branson krizi değil. Bir Amerika-Türkiye krizi ve bu krizin sebebi, ana aktörü, esas nedeni Erdoğan ve Erdoğan'ın politikaları. Yani Branson için sadece bardağı taşıran boyutu. Ona geçmeden önce ben bazen espri olsun diye kendi kendime şöyle bir şey yapıyorum. Herhalde Türkiye'de suya bir madde kattılar diyorum artık. Yani başka bir izahı yok. Delirttiler herkesi. Yani şu anda herkes delirmiş vaziyette. Yani çünkü toplumdaki hiçbir refleks sağlıklı değil. Sağlıklı insanların yapması gereken şeyler değil. Yani dün az önce videoda Twitter'da dolaşırken birini gördüm. Adam doları kıyma makinesiyle doğuruyor ya da bir şey yapıyor. Yani şimdi onlar sahte dolardı. Bak ben onu her türlü iddiaya girerim. Hayır, şimdi sahte dolardır. Yani işte sahte adam mesela iPhone'u parçalıyor. O tahtakayda satılıyorlar düğünlerde atmak için. Evet. Böyle sahte dolarlar piyasada var. Çok ucuza satılıyor. Erdoğan da sormuş ya o dolar gerçek mi diye bir yerde protestocuya. Dolar gerçek mi sahte mi diye sormuş. O bile emin değil yani. O biliyor bu işlerin nasıl olduğunu bilirdi ondan. Yani şimdi hani diyorum ya bir suya falan bir şey kattılar herhalde. Yani bir millet tümden ancak bu şekilde delirirdi. Yani yoksa başka bir izah yok bunun. Yani bu aklı başında olması gereken insanlar dahi, yani eğitimli güya profesör, güya akademisyen, güya gazeteci insanlar dahi öyle akla ziyan şeyler söylüyor ki hani neresinden tutacaksın, nasıl izah edeceksin? Ben herhalde diyorum yani bu millete bir suya bir şey kattılar. Bu insanlar tümden delirdi yani. Çünkü o hale geldi iş. Yani oturup neresini düzelteyim diye başlıyorsun ve pes ediyorsun. Yani bu kadar cahillik olamaz yani. Ya da bu kadar kötü niyetli bir çarpıtma olamaz. Şimdi yani Türk-Amerika ilişkileri. Ya bademe vergi koyuyorsun, pirince vergi koyuyorsun. Kardeşim işte Doğan'ın söylediği gibi bunlara hiç gerek yok ya. Uçak şeyini iptal et, uçak ihalesini. İncirlik üstünde hani, kapa. Hani, İncirlik üstünde hani, kapa. Ya, İncirlik üstü hadi halkı etkileyen ekonomik bir şey değil. Ama yani hadi tabii. O zaman uçak ihalesini kapat. Hadi o zaman Erdoğan ailesinin Amerika ile olan ilişkilerini kapat. Bakanların Amerika'daki servetiyle ilgili kapat. Çok iş adamlarının Amerika'da, kendi yakındaki iş adamlarının Amerika'da şey var. Baş danışmanın Amerika'da milyonlarca dolarlık hesabı var. Hadi onları getirsin o zaman. Bir dakika baş yani danışmanı kim? Var ya bir tane. NBA yıldızımız var ya Türkoğlu. Ha onun mu diyorsun? Yani şimdi hadi getirsin Türkiye hesabını ve TL'ye dönsün o zaman. Hiç böyle şeylere, komikliklere gerek yok o zaman. Yani işte mesela bir de şu var. Yani işte güya ambargoya Amerika belki de ambargo. Adam parasını TL'ye çevirmiş olabilir Türkoğlu. Onu aslında bak Türkiye'deki gazetecilere buradan selam. Bu konunun araştırmasını... Çevirmediği için Erdoğan'dan fırça yediği yönünde şeyler konuşulmuştu. Yahu zaten çevirmiş olsaydı bir merasimle falan açıklanırdı herhalde. Tabii yani. Canım ya büyük törenler olurdu ve bunu iyi patlatırlardı. Tabii mesela. Tabii. Demek direniyor demek TL'ye çevirmemek için. Yani şimdi biz onların seviyesine inmeyelim. Şöyle çok basit bir soru sorayım. Türk ekonomisinin büyüklüğüyle Amerikan ekonomisinin büyüklüğünü kıyaslarsanız. Yani Türkiye ekonomisinin bademe, deodoranta, pirince ambargo koymakla hani iPhone'a elektronik eşyalara koymuyorlar. Yani çok akıllıca seçmişler. Asıl koyması gerekenlere koymuyorlar. Diğer çocukları koydular. Ya Allah aşkına yani Amerikan ekonomisi 200 katrilyon dolar, 20 katrilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Yani siz Türk ekonomisinin büyüklüğü Florida eyaletinin ekonomisi kadar. Ekonomi Florida'dan bile küçük. Yani tamamına ambargo koysanız ne olacak? Peki Adem eşit güçler arasında olur. Kısasa kısaç devle mini şey arasında olmaz yani böyle bir şey yok. Bu neyi tartışacaksınız? Şimdi Adem şey ne diyorsun? Şimdi Erdoğan boykot çağrısı yaptı işte konuşmasında. Elektronik aletlere vesaire. İşte iPhone meselesi çılgınlığı da arkasından ekranlarda görebildiğimiz gibi öyle başladı. Ama daha sonra bu konuşma metninin o kısmı Cumhurbaşkanlığı sitesinden kaldırıldı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz siz ya? Çünkü bir ülke resmi boykot ilanı yapmak uluslararası ilişkilerde ve hukukta karşılığı olur. Yani şimdi Erdoğan spontane bir şekilde yine bir şey söyledi. Amacına ulaştı, halkı motive etti vesaire. Bu insanlar bu sözler birkaç gün sonra unutulacak ama Cumhurbaşkanlığı'nın web sitesindeki bir yazı, resmi bir yazı, uluslararası ilişkilerde ve hukukta karşılığı var. Öyle bir azaldığı zaman Amerika Türkiye'ye ambargo uygulamaya başladığında o zaman işler de bambaşka olur. Ya şöyle bir şey var aslında. Detaylara boğulmaya gerek yok. Erdoğan çok planlı bir şekilde Türk kamuoyunu çok başarılı bir şekilde domine ediyor. Şu anda Türkiye'de insanlar Amerika'da savaştığımızı falan sanıyorlar. Yani Amerika ile savaştığımız işte Amerikan ekonomisini, Trump'ın uykusunu kaçırdık, Amerikan ekonomisini çökerttik falan gibi komik, bayağı banal şeylerle Türk medyası, Türk insanlarını uyutuyor. Evet. Yani
gerçekte, realitede bir şey yok. Bakın yani az önce Doğan da söyledi. Faizler 130'a çıkmış. Arjantin'den sonra dünyanın en yüksek faiz veren ikinci ülkesiyiz. Şu anda dünyanın en çok faiz veren ikinci ülkesi olduk. Ve bu biz yakın birinci sıraya geçeceğiz. Çünkü ekonomi, yani dolar düştü mü? Dolar düşmedi. Yani şöyle bir şey var. Yani dolar 3.50'den 4'ten 5.5'a çıkacaksa ekonomik krizdir. Ama 7'den 5.5'a düşürürseniz Erdoğan'ın başarısı olur. Evet. Sonuçta bir şey değişmedi. Yine aynı rakama geldi. Yani psikolojik harp yapıyor. Şu anda Türkiye zaten hep konuştuğumuz konuyu yaşıyoruz. Yani istihbarat devletlerinin özelliği bu. Türkiye bir istihbarat devleti oldu. Ekonomik konular bile istihbarat operasyonu haline getirildi. Artık hani şimdi ben oturup ciddi ciddi Amerika'nın Türkiye'ye ambargo koyması, ekonomik kıyaslamalar, rakamlar, tarifeler, yani bunları açıkçası zaman harcamayı da çok şey görmüyorum. Çünkü karşımızda milletle dalga geçen bir anlayış var. Ve eminim yani sarayda danışmanlar, bu kararlar alan insanlar kıkır kıkır gülüyorlardır. Kesinlikle. Ben de ona inanıyorum. Bir de tabii şey var. Bu korku rejimi dediğimiz şey her şeyi dönüştürüyor. Kendisine benzetiyor. Başka bir ihtimal bırakmıyor kimse için. Şimdi bakın yani İş Bankası'nın genel müdürü Bali açıklama yapıyor. İşte o açıklamayı hepimiz gördük. Bir ekonomik savaş var, bir atak var. Efendim Ayşe teyzenin dolarla ne iş olur? Şimdi ülke ekonomisinde, bankacılık sistemi üzerinde, finansal piyasalar üzerine çok etkili insanlar bile gerçeğe teğet geçebilecek konuşmalar bile yapamıyorlar. Yapamazlar da zaten. Düşünün ki hayır ekonomik bir atak yok ya da bu bankacılık sisteminin doğasına aykırı, isteyen istediği yerde döviz hesabı açar deseydi ne olurdu düşünün yani. Evet. Ülkenin geldiği durum bu. İş Bankası gibi Türkiye'nin en köklü bankalarından bir tanesinin genel müdürü Erdoğan'ın danışmanı gibi konuşuyor. Çünkü başka türlü konuşma imkanı yok, ihtimali bile yok. Mesela buraya girdiğim için ekleyeyim. Normalde yasal olarak bu BDDK başkanının yapması gereken bir açıklamadır. BDDK başkanı bağımsız birisi olmadığı için ve önümüzdeki dönem siyaset hazırlandığı için AKP il başkanı gibi yaşıyor. O yapmadığı açıklamayı özel bankalar yapıyor. Özel bankaların genel müdürleri de iktidarın istediği şekilde açıklama yapmak zorunda. Yani başka bir şansı yok. Bir tanesi de Mehmet Ali Erbil'in abisi. Yani böyle komiklik yapıyor ekranda. İşte şöyleydi böyleydi ya yapmayın. Yani biz bunlar olurken hani buraya girdik diye söyleyeyim. BDDK'nın web sayfasında kredilerle ilgili düzenlemeler yayınlandı. Normalde bu 2001 krizinde gördüğümüz bir şeydi. Yani evet. Bu ne demek? Krediler dönmeyecek, krediler dönmüyor. BDDK buna hazırlık yapmaya başladı. Sessiz sedasız bunu BDDK düzenlemeye getirdi. Şimdi bir dakika yani iş bu ekranlarda palyaçoluk yapmaya benzemiyor. O zaman BDDK bu düzenlemeyi neden koydu? Çünkü biz benzeri bir düzenlemeyi 2001 krizinde gördük. O İstanbul yaklaşımı denen bir şeydi. Bu da garip bir durum. Evet. Yani bir de parantez açmışken de orada şeyi söyleyeyim. Şu anda mesela Bakan Albayrak'ın açıkladığı acil eylemler planı ve işte yol haritası, o bankacıların bildiği eylem planını hazırlayan kişiler şu an cezaevinde. İktidar onların hazırladığı eylem planını uyguluyor. Bu da yani bankacılık düzenlemeleri. Peki bu meseleyi bağlamış olalım. Şimdi burada böyle tabii takım komiklikler de oldu. Bu Samsung. Hayır buraya şey Amerika'da nereye gideceğini bağlamıyorum. Bence yok oraya, yani yok o kısmı değil. Boyutuna... Yok yok şey bu ambargo meselesini bağlıyorum. Şimdi evet. Doğan'ın da dediği gibi yani şimdi bu Samsung alalım deyince evet yani bu Samsung'u hangi para birimiyle sen alıyorsun? Bunu herhalde vatandaş düşünüyor olmalı diye düşünüyor. Ama söyleyen onu atıyor kafadan ama yine sen onu dolarla Kore'den o malı getiriyorsun. Bir de o Samsung denen ben bu elektronik arkadaşlara sordum. Ya bu Samsung falan ne kadar Amerika'dan bağımsız bir kurum teknolojisi itibariyle falan. Dediler bu Android kullanıyor ve Android'in şeyi de Windows. Amerika firması. Dolayısıyla Amerikan firması işletim sistemi Windows'u kullanmak durumunda. Dolayısıyla yine Amerika ile ilişkili bir olay. Yani o Amerika'dan bağımsız bir şey değil Samsung. Bir tabii burada dikkatimi çeken bir mesele de şu oldu aslında. Yani bir marka açısından meseleye Samsung'a baktığımızda acaba öbür tarafta Samsung var ifadesi bir marka direktörleri acaba Samsung'un bu konuda ne düşünmüşlerdir? Yani Amerikan karşıtı bir söylemin sembol markası haline getirmesi Erdoğan'ın acaba ya reklamın iyisi kötüsü olmaz kardeşim. Devlet Başkanı ağzından 3. yani Amerikan karşıtı dünyaya ben bayrağı haline geleceğim Samsung mu diye mutlu olmuştur. Yoksa Amerikan karşıtı bir söylemin sembolü haline gelmekten mutsuz mudur? Ondan emin değilim. Yani bildiğim gördüğüm kadarıyla bir açıklama Samsung'dan gelmedi. Bu bence, konuyla alakalı. Üzülmüşlerdir. Bence üzülmüşlerdir. Çünkü Erdoğan'la aynı karede anılmak, aynı kareye girmek şu an itibarlı bir şey değil. Tüm dünyada böyle. Ve yani burada mesela bir şey söyleyeyim. Erdoğan'la Trump'ın o
işte NATO zirvesindeki o sarmaş dolaş fotoğrafları yayınlandığı zaman hani Türkiye'de insanlar, bütün troller ve hükümet yanlışları coştu. Amerika'da Trump öyle eleştirildi ki. Yani siz özgür dünyanın lideri olan bir lidersiniz, tırnak içinde söylüyorum, işte demokrasinin ve evrensel değerlerin temsilcisiniz. Otoriter bir liderle sarmaş dolaş fotoğraf veriyorsunuz. Yani şu anda Erdoğan'la aynı karede olmak iyi bir şey değil. Tabii. Ben Samsung'un mutlu olduğunu düşünmüyorum. Ha, bu da bir şey söyleyeyim. Sözü Doğan'a vermeden şunu söyleyeyim. Yani hani öyle bir cahillik durumuyla karşı karşıyayız ki, ya kardeşim Samsung Kore malı değil, iPhone Amerikan malı değil. Yani burada ironi yapıyorum. Nedeni şu. Yani bir Google'a girin bakın. iPhone tedarik zinciri diye arayın. Çok başlıkları da söylüyorum. iPhone tedarik zincirini arayın. iPhone'un 30 ayrı ülkeden temin ettiği ürünler Çin'de birleştirilerek yapıyor. Yani dünya ekonomisi öyle. Hangi izahını yapacaksın? Yani ekonomi bir 101'de bile yoktur böyle basit şeyler. Yani artık dünya ekonomisi entegre, öyle iPhone Amerikan malı falan değil. Yani iPhone bir dünya malı. Fikri Amerika, iPhone'da fikri satıyor zaten. Yani her ama o da önemli miktarda iPhone, Apple bu işten parasını kazanıyor. Tabii ki ama şöyle Amerika şey, ekonomisi yani adam. Ben baktım, Apple'ın tedarik zinciri iPhone, şu an kullanımda olan en son model iPhone'da 30 ayrı ülkenin katkısı var. Evet. Bakalım, ben gerçekten şeyi merak ediyorum. Şimdi AKP tabanı, yani bu konu evet hakikaten o Venüs müdür nedir? Vestel'in bir şeyi varmış. Ona geçecek mi? Samsung'a geçecek mi? Ben bundan çok emin değilim. Yani bu yerli malı, yurdun malı meselesi tutar mı? Yani sembolik olarak ekranlarda bunun propagandasını yapıyorlar ama yani öyle işte MHP milletvekili alıp eziyor falan. Halbuki o il başkanınkiymiş. Kendisininkini satmış uyanık. Yani AKP milletvekili vuruyor, kırıyor. Yani yapmayın. Yani Vestel'inki de Türk değil. Yani biz az önce örneğini verdim. Artık dünyada böyle bir ülkede kendi ürünü üretip sonra satmıyor. Fakat dünya ekonomisi entegre artık. Bu şey, yani Zeytunk'un bir haberini gördüm. Tam dedim, cuk oturmuş haber. Müthiş bir zekice. Şu anda Türkiye'de Samsung görünümlü kılıflar iPhone'lar için üretilmiş. Ve şu anda piyasaya sürülmüş. Pek çok AKP'li reisine şirin gözükmek amaçlı şu anda herkes iPhone ama Samsung görünümlü kılıf kullanacak diye bir şey vardı. Evet Doğan, sen de görüşünü alalım. Bu bahsi ilerleyelim çünkü 30 dakikayı bulduk. Yani çok ekleyeceğim bir şey yok. Sadece şeyi söyleyebilirim. Halka arz etmek için yoğun kampanya yaptıkları Aselsan. Daha önce malum telsizden bozma bir telefon üretmişti. Tabii piyasada bir karşılığı olmadı. Yerli ve milli telefonu iPhone'un ya da Samsung'un yerine üretir diye bekliyoruz. Belki bir cümleyle şey ekleyebilirim. Yerli ve milli olarak propagandasını yaptığı iktidarın ve iktidar medyasının bütün ürünlerin, bu savunma sanayinden başka alana kadar, belki Aselsan'ın ürettiği şeylere varana kadar altı çizilebilir. İthal girdilerine bakmak lazım. Açıklasınlar. Yani bu yerli ve milli ürünlerimizin ithal girdileri nelerden müteşekkil? O zaman yerli ve milli olduğunu görelim. Bu hep işte söylediğimiz, gerçekten hani siyasetin tabana dönük olması, kamuoyuna dönük olması anlaşılabilir bir şey. Ama siyasetin bütün dili tabana ve tribünlere dönük olursa bu yaşadığımız şeyi yaşıyoruz. Hiper gerçeklik yaşıyoruz. Yani iPhone delmece mevzunun başka bir izahı yok. Böyle bir siyaset yaptığımızı zannediyoruz. İçinde bulunduğumuz durumu, ya bu cinnet durumuna, Adem şey dedi ya, suya bir şey mi katıyorlar filan diye. Türkiye bir cinneti yaşıyor bence, ki 15 Temmuz'dan bu yana yaşıyor bunu. Yakın zamanda da bu cinnetten kurtulacağına dair maalesef ben emare görmüyorum. Evet, şimdi şu bu haftada benim dikkatimi çeken şöyle bir MHP'nin bir cinliği diyeceğim bir şey oldu. Dolarlarını bozdurdu. Dolarlarını bozunca, nerede bu dolarlar sözü hep aklıma gelir Efkan Alan'ın. Şimdi MHP dolarlarını doları kim aldı? Doları kim aldı? Evet, orijinal cümlesi o. Efkan'ın büyük Türk düşünürü. Doları kim aldı? Evet, doları kim aldı? Meğerse MHP almış doları. Şimdi hazineden 100 milyon TL yardım almıştı. Bu seçimlerde MHP. Şimdi bu dolarlarını bozdurdu deyince, şimdi Haziran seçimlerine doğru geriye doğru gittim. 100 milyon TL'lik yardım. MHP miting yapmadı. Para harcamadı bu şeyde. Elini cebine atmadı. Bu parayı harcamadı. Ne yaptı? Dolara çevirmiş. Çünkü dolar bozdurduğuna göre öğrendik ki dolara çevirmiş. Yerli ve milli parti. Amerikan dolarıyla
demek. Parayı koymuş kenara yerli ve milli. Bunu da üzerinde konuşulması gereken bir tuhaflık. Haziran'da yani seçim yardımı yapıldığı dönemde 4.73'ten piyasadaydı dolar. O zaman 4.73'ten aldı muhtemelen. Ve bozdurdum dediği dönemde de 6.80'di dolar. Aşağı yukarı 44 milyon TL rant elde etti MHP. Yerli ve milli MHP. Ne diyorsunuz bu konuda? Bir yerli ve milli partinin dolarda ne işi var kardeşim? Bu bir. Bir de ya senin ortağın, aranızdan su sızmayan Erdoğan, ya daha dün değil, ne zamandan beri bağırıyor, çağırıyor, dolara yatırım yapmayın, TL'ye ilk defa söylemiyor bunu. Meğerse MHP bu parayı almış olduğu gibi dolara çevirmiş. Ne diyorsunuz? Valla Erdoğan'ın ülke ekonomisiyle, ülke yönetimiyle ilgili söylediği anonim şirket, yani aile şirketi demek istediğini hepimiz biliyoruz. Zaten bir aile şirketi tarafından yönetiyor. Ülke ekonomisini, bir ülkeyi aile şirketi gibi yönetmek isteyen bir iktidara sahibiz. İktidarın en büyük destekçisi de anlaşılan partiye bir siyasal parti gibi. Yani siyaset biliminin tanımlarına uygun bir siyasal parti gibi görmüyor. Bir ticari işletme gibi görüyor. Bu yakışır, çok şaşırtmaz. Asıl burada belki ciddi olan şey onu konuşmak lazım. Hali hazırda Türkiye'de gerçekten bir siyasi parti var mı? Siyasi parti sayılır mı bunlar? Yani MHP bir siyasi parti sayılabilir mi mesela? AKP bir siyasi parti sayılabilir mi? MHP'nin işte bir ticari yatırım yapıyor olması, yerli ve milli propagandasının altında hazine yardımına dövize yatırıyor olması da tebrik ediyoruz. İyi kazanmışlardır. Başka söyleyecek ya bir şey bulamıyorum. Krizi fırsata çevireceğiz demişti ya İbrahim Kalın. Demek krizi fırsata çeviren MHP bu süreçte 44 milyon TL muazzam para kazanmış. Adem senden de bir görüş alayım. Programa devam edelim. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Bahçeli hesabındaki bu paralar olduğu dönemde bir tweet atmıştı. Dolara mahkum değiliz. Dolarla doğmadık. Dolarla da ölmeyeceğiz. Bu tweet'i attığı dönemde bütün hesapları, o bahsettiğin hesapların hepsinde paralar dolarda duruyordu. Başka bir şey söylemeye gerek görmüyorum bu durumda. Ya adam dürüst olmalı biliyor musun? Yani ben arkadaş, ben Türk milliyetçisiyim. Tamam. Siyaset, demokrasi her türlü fikrin özgürce ifade edilebilir bir ortamdır. Kimseye bir şey dayatmamak kaydıyla, kimseyi aşağılamamak kaydıyla olur, tamam. Ama o zaman yerli ve millilik meselesinin hakkını ver. Yani dışarıda başka, içeride kasa ve cüzdanda başka olmamalı, değil mi? Bunu da birilerinin Türkiye'de sorgulaması lazım. Şimdi dolar bozdurduk deyince kahramanlık yaptığını zannediyor ama bir ayıbını ifşa ediyor, farkında değil. Kendi şimdi açısından. Öyle bir şey, asıl konuşmamız gereken şeyi Doğan söyledi. Türkiye'de siyasi parti yok. Yani siyasi parti, siyaset bilmesinde ne MHP, ne CHP, ne de AKP aslında siyasi parti. Ve şu anda Türkiye'de siyaset varmış gibi davranıyorlar. CHP zaten kurultay, o hep kurultay denklemi dışında hiçbir zaman çıkmaz zaten. Ve HDP de şu an görünüşte Türkiye'de gerçekten muhalefet yapabilen HDP'ydi. O da paralelize olmaya doğru gidiyor. Yani o da kendi içerisinde bambaşka denkleme doğru gidiyor. Evet. Ya bir de mizahi bir şey söyleyeyim. Yani mizahiden girdik de aslında çok trajikomik bir durum. Ya günlerdir bakıyorum herkes 1 dolar yakıyor, 1 dolar kesiyor, 1 doları çöpe atıyor falan. Ya insanlar 1 dolar bulundurduğu için binlerce insan şu an cezaevinde. Ne çok 1 dolar varmış değil mi? Evet. 1 dolarları kim dağıtıyormuş Türkiye'de biliyorsunuz değil mi? Yani şimdi şunu soralım o zaman. Hani o gülüp geçtiğimiz işte sifona çektikleri, kıyma makinesine attıkları 1 dolarları. İnsanlar 1 dolar bulundurdu diye binlerce insan cezaevinde şu anda. Mehmet Altan dahil buna. Suçlamaların evet, arasında evet. Evinde 1 dolar bulundurmak var. O parayı, o 1 dolarları Erkan veriyormuş onlara biliyor musunuz? Sabah manşet etti ona. Erkan. Yani bize niye gelmiyor bu 1 dolarlar? Bana hiç kimse. Bak 1 doların varsa suçlusun, teröristsin ama milyar doların evinin altında varsa milli kahramansın baba sen. Yani böyle bir Türkiye. Bak benim için seri de fark etmez. F serisi, başka seri, her türlü 1 dolara razıyım ben. Ya ben bulsam ben kendim. 1 dolar büyük para yani. Haberin olsun yani. 6 lira yani. Evet. Büyük para, dikkat edelim. Tabii. Hani şimdi bu da bize özgü bir komiklik aslında. Yani hani o kadar absürtlüklerin içerisinde boğulduk ki. Yani 1 dolar bulundurdu diye insanlar cezaevlerinde hala devam ediyor. İşte Taner Kılıç davasında konuşuruz. Yani mahkemeler, deliller o kadar komik duruma geldi ki.
Ama bakıyorsunuz Mersa Türkiye'de herkesin cebinde 1 dolar varmış. Özellikle de AKP'lerin hepsi yakıp yıktığına göre. Ya 1 dolar değil onlarda, milyon dolarlar var. Yani o hayır ama işte 100 doları ya da 50 dolar yaktıklarını görmedik. O yüzden söylüyorum. Ha, hep 1 dolar yapıyorlar. O 1 doların da sahte olduğunun garantisini veririm ben size. O şey. Arkadaşlar aynı gemide miyiz biz? Şimdi bu hafta çok tartışılan bir başlık oydu. Erdoğan ne demişti? Hatırlayalım. İktidar, muhalefet, bizi sevenler, sevmeyenler. Hepimiz aynı gemideyiz. Gemi yürüdüğünde hep birlikte kazanacağımız gibi delinip su aldığında da hepimiz kaybederiz dedi. Acaba öyle mi? Aynı gemide miyiz? Hep birlikte hakikaten kazanıyor muyduk bu ülkede? Yoksa birileri mi kazanıyordu? Ne diyorsunuz? Buradan bir başlık açmış olalım. Eğlenceli bir konu aslında. Adem aynı gemide değilim dedi. Lafı çevirmeden üstündeki perdeyi çekersek aynı gemi Türkiye ise eğer evet Türkiye'deyiz tabii ki. Bu anlamda tabii ki aynı gemideyiz. Ama şöyle bir fark var. Bu gemi korsanlar tarafından ele geçirilmiş durumda. Ve şu an korsanlar tarafından yönetiliyor. Asıl sahipleri tarafından yönetilmiyor bence. Yönetmesi gerek olan insanlar tarafından yönetilmiyor. Türkiye'nin yönetimi, buna hükümet ya da yönetim ne dersek diyelim, devletin bütün neredeyse kurumları bir örgüt tarafından ele geçirilmiş, bir suç örgütü tarafından ele geçirilmiş durumda ve biz bu suç örgütüyle mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani şu anki mevcut iktidar organize bir suç örgütü ve bu suç örgütüyle mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben kişisel olarak tabii ki Türkiye bizim ülkemiz, vatanımız ama mücadelemiz ülkeyle değil. Onun için başta söylediğin şey önemli. Yani AKP ve Erdoğan eşittir Türkiye değil. Bu çok net. AKP'ye ve Erdoğan'a karşı olmak Türkiye'ye karşı olmak demek değil. Bunun anlamda evet aynı gemideyiz ama gemi işgal altında, korsanlar tarafından işgal edilmiş durumda ve verdiğimiz mücadele ülke için korsanlara karşı verdiğimiz bir mücadele. Evet, Adem sen aynı gemide değiliz dedin. Ve şunu neden değilsin ve yani Erdoğan'ın şu iddiası var. Gemi yürüdüğünde hep birlikte kazanıyoruz. Ama kaybeder, gemi su alırsa hep beraber. Peki ama gemi yürüdüğünde hakikaten hep beraber mi bu ülke kazanıyordu? Yani kimin kazandığı, kimin kaybettiği ayrı bir tartışma konusu. Ben bu retorik, bu söylemin milleti tehdit olduğunu düşünüyorum. Yani milleti alenen tehdit ediyor Erdoğan. Arkamda durmazsanız ülke batar. Sizin emekli maaşlarınız, maaşlarınız, işte değişik altlar altındaki yardımlarınız vesaire ödenmez. Yani bu vatandaşı tehditten başka bir şey değil. Hani benimle olmazsa hani Özgül Ağırlık, Bülent Arınç'ın bir ifadesi vardı. Biz varsak varız, yoksak yoksunuz. Onun başka bir versiyonu. Maaşları devlet ödeyemez demişti. Yani evet bu başka bir versiyonu. Bu direkt olarak halkı tehdittir ve korkutmadır. Ve korkutmak siyasette her zaman işe yarar. İnsanları maaşıyla işiyle korkutursanız insanlar size içinde çok iyi niyetler beslemese bile sizin arkanızda dururlar. Yani bu açıdan ben bu sözün hani kimin kazanıp kimin kaybettiğinden ziyade Erdoğan'ın bir tehdidi olarak görüyorum ve kayda öyle düşünüyorum. Ha, aynı gemide biz değiliz. Çünkü ben özellikle aynı gemide olmadığımın altını çiziyorum. Çünkü Erdoğan rejimiyle anılmak, Erdoğan rejiminin bir paydaşı olmak ya da Erdoğan'la aynı gemide olduğunu söylemek bir utanç verici bir durum şu anda. Bakın daha dün baktım. Yani içler acısı öyle zulümler, öyle şeyler var ki dün baktım derken yeni bir şey gördüm, bir detay. Ya hamile kadın 8,5 ay hamile cezaevinde tutuluyor. Ağır hastalanmış, hastaneye götürülmüyor. Hastaneye götürülüyorsa da cezaevine götürülüyor. Bu zulümleri yapan insanlarla ben aynı kare içerisinde olmam. Aynı kare içinde olduğunu söyleyenlere de aklınızı mı kaçırdınız derim. Yani aynı gemide olduğunu söyleyenlere de yani bir bakın gemi nerede? Kim ne yapıyor? Yani, dakika ya, şaka değil bu. Yani şimdi yasaları, kanunları, dini, diyanet, ahlak her şeyi bir kenara bırakalım. Ya 8,5 aylık hamile kadın, ya çocuk daha doğmadan Tayyip'in zulmüyle karşılaşıyor. Şimdi siz bunların konuşulmadığı, bunun gibi yüzlerce örnek verebilirim. Yani insanlar, kardeşim hep söylüyorum. Erdoğan rejiminin zenginleri, elitleri parasına para katmaya devam ediyor. Paraların hepsini zaten çoktan yurt dışına çıkardılar. Servetlerine servet katmaya devam ediyorlar. Uyuşturdukları medya eliyle de, işte medya eliyle uyuşturdukları o milyonlarca insan da işte dizi seyredip gaza geliyor. Başka bir şey olmuyor. O dizileri gerçek zannedip, gerçekleri de yalan zanneden bir paranoya halinde AKP tabanının en azından bir kısmı diyelim. Ya,
Ya aslında ben ya biraz daha ciddi, şaka bir tarafa, biraz önce söylediğim çerçeve bir tarafa, bu konunun konuşulması bence doğru ve gerekli. Çünkü şöyle bir tablo var. Ülke ekonomik krizin eşiğinde değilse ve ülke büyük bir kriz yaşamıyorsa, iktidar eliyle toplumun bütün kesimleri, yani iktidar partisi yakını ya da yandaş olmayan bütün toplum kesimleri, MHP'lisi, CHP şey pardon, İYİ Partilisi, CHP'lisi, cemaatçisi, başka cemaatçisi, sağcısı, solcusu, terörist ilan ediliyor. Tabii. Açık terörist ilan ediliyor. PKK'lı ilan ediliyor. Muhalif herkes, itiraz eden herkes. Bütün muhalifler, tabii bütün muhalifler terörist ilan ediliyor. Potansiyel terörist ilan ediliyor. Ondan vatan haini ilan ediliyor. Krize girdiği zaman hepimiz aynı gemideyiz diyor. Çok net durum bu. Yani eğer bir sıkışmışlık halini kesim, de gösteriyor değil mi bu aynı zamanda? Tabii ki. Yani toplumun etrafında yardım olduğuna olsun. İnandığı zaman herkesi terörize ediyorsun, herkesi terör destekçisi ilan ediyorsun, hapse tıkıyorsun, malına el koyuyorsun. Adem'in söylediği gibi kadınlar, çoluklar, çocuklar demeden herkese yapabileceğin her türlü baskıyı ve zulmü yapıyorsun. Kriz geldiği zaman aynı gemideyiz diyorsun. Bu tablo bu kadar net aslında. Ve bu anlamda evet, yani iktidar yakınında görünmek, iktidar cenahında görünmek ve bütün bu olanlara destek vermemek anlamında tabii ki Adem'le hemfikirim. Hayır, asla bu gemide değiliz ama gemi Türkiye ise eğer, başta söylediğim şeyi de söyleyeyim, yani AKP eşittir Türkiye değil, Erdoğan eşittir Türkiye değil, bu bir organize suç örgütü şu an o geminin komutasına, direksiyonuna oturmuş vaziyette ve evet, bu geminin sahibi siz değilsiniz arkadaş, en azından sadece siz değilsiniz arkadaş ve asla bu geminin sahibi biz gibi davranma hakkına da haiz değilsiniz. Bu iyi zamanında da hepimiz aynı gemideyiz diye demeyi öğrenene kadar da biz muhalifler olarak sizle mücadele edeceğiz. Demek istediğim şey bu. Evet. Peki bu gemi bahsinde bir iki cümle şey söylüyor mu? Şimdi sizin gemi buzdağına doğru gidiyor. Hı-hı. Yani gemi buzdağına doğru gidiyor. Bakın, yani Trump'ın işte Hazine Bakanı ile yaptığı görüşmeden sızdı detaylar. Yani Trump yaşadığı hayal kırıklığını, daha doğrusu hayal kırıklığından ifade öfkeli halini ve Amerika'da yaşanan krizin boyutlarını anlamak lazım. Yani Türkiye gemisi şu anda buzdağına doğru gidiyor. Yani Amerika'nın alacağı, bundan sonra alacağı adımlar çok ciddi yıkımları beraberinde getirecek. Hani bunu söylediğim zaman Amerika'yı çok kutsuyorum, Türkiye'ye hakaret ediyorum falan değil. Ya önümüzde bir güç dengesi var. Yani karşında dünyanın süper gücü var. Senin de ekonomin sözde o kadar güçlü ki bir tweetle allak bullak oluyor. Yani bir tweetlik ekonomin varmış meğerse. Senin bu güçlü yere göre Allah sığdıramadığın ekonomi. Karşısında sen ısrarla oraya doğru gidiyorsun. Yani hep söylüyoruz. Türkiye'nin, Erdoğan'ın temel sorunu, Türkiye'nin sorunu değil, Erdoğan'ın temel sorunu, işte Robert Fisk'in yazısında da var. Erdoğan'ın işlediği suçların önüne konmasından, özellikle de terörün finansmanı maddesinden korkuyor. Türkiye şu anda, Erdoğan kendi güvenliği için Türkiye'yi masaya sürdü. Hani kumar masasında mafya sürer ya evini, arabasını, hatta işini. Şu an Erdoğan'ın yaptığı da o. Ülkeyi masaya sürdü. Hadi ya ben ya ülke. Peki. Ben gidersem ülke de gider. Evet, vakit ilerliyor. Bir saatte bu toplantı, bu programı bitirmek istiyorum. Çünkü biliyorsun ben de seyahat halindeyim. Başında, programın başında dedim. Bunu laptoptan çekimi yapıyorum. Bir saati aşarsa laptop kendini imha edip ekran başında patlayabilirim. Dolayısıyla bunu bir can güvenliğim açısından da çok güvenemiyorum. Laptop ısınıyor bir saati geçtikten sonra. Şimdi Doğan, sana döneyim. Şimdi Nazi dedikleri Merkel şimdi kurtarıcı oldu. Sen Avrupa eksenine, Avrupa'da yaşıyorsun. Yani bu, senin yorumunu merak ediyorum. Şimdi Merkel hizmet ablası oldu bir dönem, biliyorsun. Nazi oldu. Demediklerini bırakmadılar. Şimdi bir baktık ki bu ekonomik krizde Avrupa'da Trump'ın mağdurları içerisinde ambargoya muhatap oldular. En azından zarar onlara da dokunur noktada. Bir ortak payda buluşması söz konusu oldu ve Türkiye, Avrupa Birliği, işte Türkiye ile alakalı bir iki pozitif açıklama geldi ve bir baktık ki Merkel kurtarıcı oldu. Dünkü Nazi Merkel. Şimdi Merkel veya Avrupa bu konuda Erdoğan ve Türkiye için ne kadar kurtarıcı olur sence? Tabii malum Merkel Türkiye'yi çok kıskanıyor. Almanya çok kıskanıyor. Avrupa Türkiye'yi çok kıskanıyor. Ekonomimizin büyümesi falan filan acayip rahatsız ediyor Avrupa'yı. Ama şöyle, hiç ayrıntısına girmeden, Türkiye'nin 2019'da özel sektörünün ödemesi gerekli olan borç miktarının 190 milyar dolar kadar olduğu söz ediliyor. Bu
Yani Türkiye'nin borcundan söz ediyoruz. Türkiye'nin 190 milyar kadar 2019'da ödemesi gereken borç, bu borcun çok büyük bir kısmı Avrupa bankalarına. Yani Türkiye Avrupa'ya borçlu, Avrupa bankalarına borçlu, özel sektör ya da kamu sektörü Avrupa bankalarına borçlu. Ve Avrupa, Almanya doğal olarak başta olmak üzere Yunanistan krizindeki kadar değil ama ciddi ciddi Türkiye'deki bir finansal çöküş Avrupa ekonomisini ciddi etkiler. Çünkü Avrupa bankaları Türkiye'den borçlarını tahsil edemezler endişesi taşıyor. Yani biz borçluyuz. Avrupa Türkiye'den bu borcunu nasıl tedarik edeceğini planlamaya çalışıyor ve Türk ekonomisine bu anlamda bir yardımda bulunmak gerektiğini konuşuyor Avrupalı liderler, başta Merkel olmak üzere. Tablo bu. Yani Türk ekonomisi çökerse Avrupa bankaları alacaklarını tahsil edemezler. Türkiye borcunu ödeyemeyecek halde şu an. Bu borç yapılandırması ya da başka bir yöntemle bu borcu nasıl tahsil ederiz diye konuşuyorlar. Bir, ikincisi Amerika ile krizde Çin'e gittik 3 milyar dolarlık falan filan kredi aldık dedi ama geçen günlerde çok basit bir rakam. Yani hatırladığım kadarıyla söyleyeyim, Türkiye'ye doğrudan yatırım, yabancı yatırımı Avrupa Birliği üyesi ülkelerden 160 milyar dolar kadar, Çin'den 4 milyar dolar kadar doğrudan yabancı yatırımı. Yani Türk ekonomisinin ne kadar o bizi çok kıskanan Avrupa'ya bağlı olduğunu gösteriyor. Bu şu an Erdoğan'da başka çaresi kalmadığı için Avrupa'daki finans çevreleriyle, işte İngiltere'de malum biliyoruz birkaç ay önce gitti, finans çevrelerine mesaj vermek istedi. Yani yabancı yatırımcıya ihtiyacı var, paraya ihtiyacı var Türkiye'nin. Hazinenin şu an yatırıma ve paraya ihtiyacı var. İngiltere'de yatırımcılara güven veremediği için bu anlaşıldığı kadarıyla olmadı. Türk ekonomisinin krizi dolayımında muhtemelen Erdoğan Almanya'dan yardım isteyecek. Zaten Alman medyası bunu bir 10 gün kadar önce ayrıntılı yazdı. Erdoğan yardım istemeye geliyor. Ekonomik kriz için yardım istemeye geliyor diye yazdı. Bunun böyle olması hiç kimse için şaşırtıcı değil. Kaldı ki biraz önce geçti. Yani Taner Kılıç'ın tahliye edilmesi bence kesinlikle bu ziyaretle ilgili. Yani o süre içerisinde başka tırnak içinde jestler gerekebilir mi? Muhtemelen gerekebilir. Çünkü bu jestleri... Efendim? Evet, Yunan yani askerlerinin Yunan askerlerinin tahliyesi de, düşünün ki Yunan askerlerinin tahliyesi için Katar da devreye girdi filan haberleri vardı. Şimdi Yunan askerleri tahliye edildi, bırakıldı, memleketlerine döndüler, ülkelerine döndüler. İşte Taner Kılıç tahliye edildi, başka şeyler olabilir. Türk ekonomisinin yaşadığı ve ülke siyasetinin yaşadığı açmazı krizi gösteren bir şey mecbur Türkiye. Keşke böyle olmasaydı. Bunu söylediğimiz zaman baştaki yere dönelim. Siz seviniyor musunuz? Ülkeyi bu hale getirenlere desteği siz veriyorsunuz kardeşim. Biz niye sevinelim? Ülkeyi bu hale bu insanlar getiriyor. Bu yönetim getiriyor. Bu rejim getiriyor bunu. Ve sonra senin söylediğin gibi Nazi dediği, hizmet ablası, cemaat ablası falan filan dediğin Merkel'e yardım istemeye gidiyorsun. Çünkü real politik bu. Ekonomik realite de bu. Bunu yapmak zorundasın. Ne alabilir? Merkel başından bu yana Türkiye'yi kaybetmemek üzerine bir siyaset biliyor. Avrupalı bir sürü siyasetçi olduğu gibi. Hep o konuştuğumuz o küresel aksta Türkiye'yi tamamen kaybetmemek üzere bir siyaset gidiyor. Hoş olmayan sürprizlerle karşılaşabilir Erdoğan Almanya'da. Yani çünkü muhaliflerden ağır kitlesel gösteriler yapalım diyenler de var Almanya'da. Ama muhtemelen Türkiye'yi bazı şeylere zorlayacak. Ne koparabilir Almanya onu bilmiyoruz. Türk ekonomisinin içinde bulunduğu durumda kontrollü bir çıkış sağlayabilecek formül önerebilir mi? Belki böyle bir şey konuşulacak. Almanya'nın ya da Avrupa Birliği'nin gücü yeter mi ayrı bir mevzu. Şimdi biraz önce Doğan dedi bu Katar'ın yardımları falan, evet Türkiye'nin paraya ihtiyacı var. Şimdi Adem sen programın başında da bir şey söyledin, dikkatimi çekti. Geçen de bir tweet attın, o da dikkatimi çekti. Bunu alt alta koyunca şimdi Katar, sen orada bir yeni sezmiş bir halin gördüm. Bir soru attın ortaya. 15 milyar dolar yardım sözü Katar'dan biz aldık. Daha önceden de 20 milyar dolar. Ne var geçen bunda? Hikaye mi diyorsun? Hayır, şimdi yani para dediğiniz hadise elle tutulur, kayda giren bir şeydir. Şimdi oraya gelmeden Almanya ile ilgili bir şey söyleyeyim. Ben bu yardım meselesine çok seviniyorum. Neden şu? Almanya bu parayı ya da Avrupa bu desteği verdiğinde karşılığında Türkiye'de bazı gazetecilerin, bazı akademisyenlerin, bazı insanların özgürlüğünü kavuştuğunu göreceğiz. Ben bu açıdan seviniyorum. Yani kesinlikle. Çünkü Avrupa bu parayı ya da Avrupa bu desteği verdiğinde mutlaka Türkiye'den en azından belli isimlerin hukuka dönmesi konusunda bir baskı yapacaktır.
Erdoğan'ın kendi kendine Türkiye'de hukuka döneceği yok. Bari bu sayede insanlar özgürlüğüne kavuşturur. O açıdan ben seviniyorum. Yani hani Almanya ne yapar, Avrupa ne yapar? Ya şimdi bir de şey söyleyeyim. Hani hep söylediğim o müze projem var ya benim. Hani kafamda hep döndürdüğüm o işte Tayyip döneminin müzesi. Ya şu medyadaki işte o Hitler bıyıklı fotoğrafıyla manşetlere çıkan Merkel ve bugün Merkel'e yapılan güzellemeleri yan yana koyalım diyorum. Yani çok değil. Evet. Katar'a gelirsek. Aynı şey Katar'da da söz konusu. 3 gün önce Katar'ın büyük ihaneti manşetini attılar. Takvim gazetesi, Erdoğan ailesinin gazetesi sonuçta. Sabah gazetesinin yazarları Katar'a neler söyledi. Bir gün sonra Katar 15 milyar dolar para vereceğim deyince bir anda hepsi Katar'ı göklere çıkarttı. Katar emirine inanılmaz övgüler düzülüyor sabah medyasında, hükümet medyasında. Katar emirinin de Twitter'da takip etmesi konusunda Hilal Kaplan'ın çok ciddi can hiraş mücadelesi de vardı. Aman followerlarını arttıralım da mutlu olalım, sevinsin gibilerinden. Ya adam dün hain diyordunuz, bir gün sonra yaptınız. Şimdi bunların ikiyüzlülüğü, bunların paraya tapmaları. Gelelim Katar meselesine. Şimdi gece sabaha kadar Merkez Bankası, Ticaret Bakanlığı ve birçok resmi kurumun web sitesinde dolandı. Yani normalde eğer Türkiye'de bu kadar yatırım varsa bunların kayıtlı olması gerekir değil mi? Yani sonuçta karşımızda bir ekonomik olaydan bahsediyoruz. Ya Türkiye'deki doğrudan yatırımların yılları dağılımına baktım. Türkiye'ye yatırım yapan ülke dağılımlarına baktım. Mesela Katar'ın yatırımları Hollanda'nın bile altında. Hollanda'nın bile altında. Hani o işte portakallarını bıçakladığımız Hollanda vardı ya, hani o kadar yaptılar. Hollanda'nın bile altında Katar yatırımları. Peki bakıyorsunuz Katar yatırımları nedir? Ya Katar'ın dünyadaki yatırım toplam miktarı 335 milyar dolar. Katar büyük bir yatırımcı. Gaz zengini çünkü. Türkiye'de yaptıkları yatırım bugüne kadar toplamda 18 milyar dolar. O da yatırım değil çoğu, satın alma. Yani yatırım dediğiniz sonuçta bir fabrika bir üretim yapar, bir şey yaparsınız ya da bir O zaman o da mı krizi fırsata çevirenlerden? Yani doların Katar kaybedince evet. Ya bir de şu var. 3.30 hani paraya kapatıyor pek çok yeri anladığım kadarıyla. Evet. Yani dünyada 335 milyar dolar yatırım yapan Katar'ın Türkiye'ye verdiği değer de bu. O da ayrı bir konu. Yani daha büyük yatırımları dünyanın başka ülkelerine yaptılar Katar. İkincisi şu. Şimdi 15 geçen sene Eylül ayı içerisinde işte o küpürlerini de ekrana getirebilirsek güzel bir şey olur. Hükümet medyası tarihi adım falan diye Katar 2018 yılı içerisinde 20 milyar dolar 2018 için söylüyorum. Resmi açıklama bu. Türkiye'ye yatırım yapıyor. Doğrudan yatırım. Satın alma şeklinde değil. Doğrudan yatırım. Şimdi bakıyorsunuz kayıtlara. Bu para yok. Yani bu yatırım nerede? Şimdi ya hani Katar'ın Türkiye'de yatırımlarına bakıyorsunuz. İşte Dijitürk'ü satın aldı. O da ayrı bir muamma. Parası açıklanmadı. Gizli kapaklı yapıldı. İşte bir takım bankalarda hisseleri var. Topluyorsunuz. Hani Nasrettin Hoca'nın hikayesi var ya. Kedi buysa ciğer nerede? Ciğer buysa kedi nerede? Şimdi geçen sene 20 milyar dolardı. 2018'in sonuna geliyoruz. Artık şurada 4 şey kaldı. Bu para nerede? İki, bu sene de 15 milyar dolar da bu yıldan yapacağını söylüyor. 35 milyar dolar. Ya Türkiye'ye gelen yatırımların toplamına bakıyorsunuz. Ya böyle bir para yok. Yani lafı kestirmeden söyleyeyim. Evet. Bu tamamen doların ateşini düşürmek için yapılmış bir senaryo. Yani bir kamuoyu söylemi, bir gaz. Artı yani eğer böyle bir para gerçekten geliyorsa, tabii bu ara şunu da söyleyeyim. Sosyal medyada, hükümet medyasında bir Katar uçağından inen kargo görüntüleri yayınlanıyor. İşte paralar da geldi, beraberinde getirdi falan diye. Ve maalesef insanlarımız buna inanıyor. Yani ne demek lazım bilmiyorum. Hani bu kadardır. Yani bu kadar olur. Ha, yine o başta şeye dönüyorum. Hani o suya bir şey mi kattı bu insanlar hep birden delirdi diye. Çünkü kardeşim elinin altında internet var. Görüntünün kaynağını ara. Hemen çıkıyor zaten. Katar başka bir ülkede havalimanında çekilmiş kargo uçağı. Yani bu kadar basit yani. Ama şimdi sorun şurada. Yani bir kere o para gelmeyecek. Katar onunla ilgili Amerika'ya yani Türkiye'den kaçırılan dolarlar olduğu da söyleniyor. Bir o 17-25'te yani Katar'a gitti. İşte o paralar geri geliyor diye bu tür şey aslı var mı bilemiyorum ama bu tür yorumlar da yapıldı. O para... yorumlar çok yapılıyor. O yorumlar doğruysa iş para aklamaya gider, uluslararası suç olur. Daha büyük bir meseleye gider. Yani çünkü siz yani normal bir ticari bir işlem yapmıyorsunuz o durumda. Ha, bu doğrular doğruysa işte o Türkiye'nin bütün kurumlarını da Erdoğan ailesinin satın aldığı gibi şey çıkar. Yani o spekülasyona giriyor ama ben işin realitesinden bahsediyorum. Yani devletin resmi verilerinden. Hızlanalım şimdi başka Katar, başlıklar da var Adem. Katar geçen sene bize 20 milyar dolar yatırım yapmamış.
ben 15 milyar dolar yapılacağını da düşünmüyorum. Yani çünkü keşke yapılsa. Katar'ın parası mı olmuyor? Gayet de memnun oluruz. Ama sorun şu. Yani ya Türkiye'nin para kazandıran şeylerini satın alıyorlar ya da kim adına alıyorlarsa ya da böyle bir para söz konusu değil. O da ayrı bir şey. Mesela geçen iki rakamlara baktım. Türkiye'den Katar'a Katar'ın Türkiye'den ithalatı 524 milyon dolar. 1 milyar bile değil. Bakın tüm yıl ithalat bu. Evet. Türkiye'nin toplam ihracatının %0.3'ü Katar. Yani şimdi rakamlar girsinler Ticaret Bakanlığı ve peki. Merkez Bankası'nın rakamlarına baksınlar. 2015'teki Katar Türkiye iş hacmi 784 milyon dolarmış. Ya şimdi 15 milyar dolardan bahsediyoruz. Ya 1 milyar değil yıllık ticaret hacmi. Peki Adem, bunu burada bağlayalım istersen. Çünkü birkaç başlığımız var ve saati de bir saate doldurmak burada üzereyiz. Hemen ekleyeyim. Can güvenliğimi tehlikeye sokma. Her an bilgisayarımdan tuhaf sesler geliyor, patlayabilirim. Hemen söyleyeyim. Laptop. Bakın işte hep yine aynı yere geliyoruz. Özgür medya. Ya maalesef Türkiye'de gazeteciler gazeteci kalmadı ve gazetecilik yapılamadığı için normalde böyle bir olaydı. Hemen gazeteler bir dakika bu yatırım nereye geliyor? Kim ne yapıyor sorar. Türkiye'de kimse böyle bir soruyu soramıyor. Hı hı. Sorun da burada. Buradan Amerika'ya bağlayayım. Dün çok önemli bir şey oldu. Amerika'da 300 medya organı baş yazı yayınladı. Ortak yazı. Yani ortak yazı değil. Ortak konuda herkes kendi yazısını yazdı. New York Times'ın öncülüğünde ve New York Times'ın Trump'a basın özgürlüğü çağrısı yaptılar. Hı. Şimdi bakın Trump hiç kimseyi tutuklamadı. Hiçbir gazeteye el koymadı. Televizyonları kapatmadı. Trump gazetecileri tehdit olarak gördüğünü ilan ettiğinden sonra tüm medya ortak kenetlendi ve tarihi bir şey yaptı. 300 gazetenin yayın editoryal yazısı bu konuyla ilgiliydi. Ve Trump'a çağrı yaptılar. Basın özgürlüğüne saygı duy diye. Şimdi hemen söyleyeyim. Erdoğan New York Times'e yazı yazdı. Skandal bir yazıydı. Tarihi hatalar da yanlıştı. Peki şu soruyu sorayım ben. Trump Türkiye'de herhangi bir gazeteye yazı yazıp Erdoğan'ı eleştirebilir mi? Zor. Zor. Böyle bir yazı yazamaz. Kazayla çıksa o gazete o gün kapatılır. Yok canım. Parasını iyi bir para verirse yayınlar ya. Ne olacak? Yok, Türkiye ekonomisine yani nefes aldırıcı. Dahası haftanın incilerine koyduğum düşüncelerden bir tanesi oydu. Daily Sabah hükümetin propaganda makinesi. Onu sen şeye saklasana. Birazdan incilere geleceğiz. Dur. Orada dur. Tamam orada dur. Şimdi ama incilerden önce bir küçük başlıklarımız var. Bir önce hızlı geçelim yalnız. Tamam. Şimdi biraz önce girdik çıktık yarım kalmasın. Bu Büyükada davasında tutuklu sanık kalmadı. En son insan hakları savunucusu Taner Kılıç tahliye edildi. Bu da bizim günümüzün hukuku değil ya yani yargısı açısından ki garabeti gösteriyor. Bu 11 insan hakları aktivisti Büyükada'da toplantı yapmışlardı. Bu ihanet bir toplantı. Casustu. 113 gün sonra bunlar hakim karşısına çıkabilmişlerdi. Ve şu anda ekrana da onu getiriyoruz. Şimdi havuzda pek çok onlarla, bugün hepsi tahliye edildi. Onlarla ilgili şu haberler çıkmıştı. Mesela akşam. Bu deliller affedilmez. Büyükada Uluslararası Af Örgütü'nün organize ettiği toplantıda konuşulan hain planların tüm detaylarına akşam ulaştı. Ulaşmış adamlar. Ele geçirilen belgelerle oynanan oyun çok net bir şekilde gözlere serilmiş. Tekrar ediyorum. Bunların hepsi tahliye edildi. Güneş. Hoplatan gözaltı. İşte zaman ayarlı kaos planı. Star gazetesinde hepsini hangi birisini okuyacağım ama işte Star'ı da okuyayım bitirelim. Al beni vur diğerine. Bu telaş niye? Diye manşet atmış. Diyor ki darbe toplantısına dair kan donduran detaylar. Kan donduran detaylara her gün bir yenileri ekleniyor. Toplantıya katılan aktivist görünümlü terör destekçilerinin tutuklanması Almanya ve ABD'yi rahatsız etti. Bu telaşınız niye? Evet. Bu şekilde linç edilmişlerdi 11 insan hakları aktivisti. Dün itibariyle en sonuncusu da tahliye edildi. Evet, tahliye edilmesi gerekirdi ama Doğan sen yayının ortasında da demiştin. Şu anda Avrupa ile ilişkilerin şirinleşmesi döneminde ne bağlı olarak dedin sen bunu yorumlarken o gerekçeyle tahliye edildi. Peki kardeşim bu linçleri nereye koyacağız? Bu manşetleri şimdi nereye koyacağız? Erdoğan'ın tabiriyle nereye koyacağız demiş ya. Müzeye koyacağız doğru onları. Evet müzeye koyacağız. Yani ben müze fikrimde ısrarlıyım yani.
Yani yani müze dışına bir yere yani müze dışına bir yere konulamaz, bence de konulamaz. Yani onlar ancak müzeye konulabilir. Belki şu vahim olan şu. Şimdi Türkiye'de genellikle marjinal, tırnak içinde marjinal ya da illegal örgütlerin kullandığı bir retorik vardı. Örgüt üyeleri ya da marjinal grupların, muhalif grupların üyeleri tutuklandığı zaman, tutuklama hukuki bir kavram olduğu için bunlar siyasi tutsak ifadesi kullanılırdı. Gerçekten bir kısmı da hakikaten öyleydi yani. Siyasi tutsak. Çünkü bu hukuki bir tutuklama değil. Şu an Türkiye'nin yaptığı şey tutuklama değil. Tutuklamanın hukuki bir çerçevesi. Tutsak bu insanlar. Bu insanlar rehin. Bu insanlar siyasi rehin. Biz başından bu yana bunu söylüyoruz. Başından bu yana bunu konuşuyoruz. Bu sözünü ettiğin Büyükada'daki toplantıyla ilgili olarak hepsi siyasi rehindi, tutsaktı ve işte kademe kademe tahliye ediliyorlar. Adem'in söylediği gibi bu Merkel görüşmesine yaklaştığımız süreç içerisinde yeni tahliyeler, yeni tutsakların, yeni rehinelerin tahliyesi de olabilir. Ben aslında şeyi söyleyeyim, yani iktidar medyasının eskiden bir kategorileri vardı. Yani sözünü ettiğin gazeteler en bulvar gazeteleri filandı ve en ekstrem şeyler onları yayınlıyorlardı. Şu an ekstrem filan kalmadı. Yani aşağı yukarı Hürriyet de, Milliyet de o gazetelerin yayınladığı gibi haberler yayınlıyorlar. Aynı dille yayınlıyorlar. O anlamda bir gazetecilik konusuymuş gibi tartışmak bence de doğru değil. Hiç konuşmadan bunu müzeye kaldırarak direkt gelecek müze nesillere sunulabilir. Ama geldiğimiz noktada yani tahliyeleri tabii ki çok sevindirici. Bir kez daha maalesef bu insanların tutuklu değil tutsak olduğunun altını çizmiş oluyor her tahliyeden sonra iktidar. Evet. Mesela detaylı birkaç cümle söyleyeyim vakti almadan. Taner Kılıç dosyası ibretlik bir dosya. Yani hepsi diğerler duydu ama Taner Kılıç ibretlik bir dosya. Taner Kılıç 25-30 yıldır insan hakları savunuculuğu yapan bir avukat. Af örgütünün Türkiye'deki yöneticilerinden. İşi bu. Yani Rahip Branson'la görüştüğünü iddia ediyor. Adam avukat ve şimdi Rahip Branson Taner Kılıç arıyor. İkisi de İzmir'de. Ve işte Af örgütü Türkiye temsilcisi Taner Kılıç'tan bahsediyoruz. Ve iddia dosyanın içerisine bakıyorsunuz. Ya gülüyorum ama vahim bir durum. 435 gün bu kişi hakkındaki bütün bu uluslararası kampanyaya rağmen adı sanıp bilinmeyen binlerce insan cezaevinde zulüm çekiyor. Onlar için kimse eylem yapmıyor. Tüm dünya ayağa kalktı Taner Kılıç için. Ancak 435 günde tahliye edilebildi. Ve detaya bakıyorsunuz. Baylak kullanmak diyor, tamam mı? Baylak kullandığı iddiası var. Ya mahkeme defaatle baylak kullanmadığına dair bilirkişi raporu gönderdi. Baylak falan yok. Hani baylak kullansan ne olur? Hadi diyelim ki bunu suç kabul ettiniz. Taner Kılıç'ın baylak kullanmadığı bilirkişi raporuyla ortadayken mahkeme şunu söyledi. Dedi ki baylak kullanmıyor ama Mehmet Kamış'ın ailesiyle çekilmiş fotoğrafı var. Bu resmen mahkeme tutanağından ya ne o da? Mehmet Kamış'ın oğlu mezuniyet töreninde liseden mezun olurken Taner Kılıç'la fotoğraf çektirmiş. Peki Taner Kılıç kim? Mehmet Kamış'ın oğlunun dayısı. Ya bir insanın aile fotoğrafından dolayı 435 gün bu adam cezaevinde kaldı. Hani Allah'tan korkun diyeceğim, korkmadıklarını biliyorum. Korsalar bunları yapmazlar. Yani terörist dedin, onu dedin, bunu dedin. Evet. Mahkeme evrağında diyor ki mahkeme. Kaldı ki Taner Kılıç daha önce mahkeme tahliye etti. Tahliye ettiği gün tekrar tutuklandı adam. Cezaevinden bile çıkamadı. Sonra ya düşün, bir insan hakları savunucusuna bunu yapan insanlar adı sanı bilinmeyen gariban esnafa, öğrenciye, gazeteciye neler yapıyorlar. Ya ben bugün yayına girmeden önce garibim Ayşegül Pırıldağ'ın mektubumu okudum Kronos'ta. Yani içim gitti ya. Şimdi 21-22 yaşında bir kızcağız gazetecilik ömründen daha fazlasını cezaevinde geçirdi. Yani ya oradaki şeylere ben artık oturup ağlayacağım. Başka diyecek bir şeyim yok yani. Şimdi bir gencecik bir kızcağızın cezaevinde çektikleri, artık uyanmamak üzere uyumak istediğinden bahsetmesi gibi şeyleri. Yani şimdi o kızcağızın hiç kimse eylem yapmıyor Türkiye'de. O kaç yıl daha kalacak? Ama Taner Kılıç dosyasına döneyim. Yani şu ifadeyi ben hayretler içerisinde okudum. Baylok'u yok ama Mehmet Kamış'ın oğluyla fotoğrafı var. Evet. Ve tutukluluğun devamına dedi mahkeme. Evet. Daha sonra tahliyesini verdi. Neyi konuşuyoruz yani, neyi tartışıyoruz? Burada hukuk mu var? Hayır, Doğan söylediği gibi bu tamamen siyasi rehineydi bu insanlar.
Evet, Erdoğan rehin alıyor ve rehin aldığı insanlarla siyasi pazarlık yapıyor. Tabii şimdi Avrupa'ya yanaşma süreci başladığı için de Avrupa'ya şirin gözükme amaçlı hemen tahliye edilmeler de başladı. Peki programımızın sonuna doğru geliyor. Şimdi İncilerden önce bir dikkati çekmemiz başka gereken... Başka bir sürü gündemimiz var. Ya çok var ama ya ne yapalım bitmiyor. Bu Türkiye'de gündem bitmiyor kardeşim, ben ne yapayım ya. Bu F-16'larla alakalı, F-16 pilotu biliyorsun bunu değinmeden olmaz. Dikkatimi çekti. Evet. Bu haftanın önemli haberlerinden biriydi. F-16 pilotu yani 15 Temmuz'da Erdoğan'a eskortluk yapan, koruyan F-16'nın pilotu FÖ'den tutuklandı. Bomba bir haber bu. Geriye doğru gittiğimizde Erdoğan'ı Marmaris'te koruyan polis de darbe 15 Temmuz gecesi Marmaris'te koruyan polis de FÖ'den tutuklanmış idi. Peki İstanbul'a getiren pilot da Erdoğan'ı FÖ'den tutuklanmış idi. Akıncı'yı vuran, darbeyi engelleyen pilotlar da FÖ'den tutuklanmış idi. İşte en son F-16 eskortluğunu yapan, Erdoğan'ı koruyan pilot da FÖ. İyi de kardeşim kim yaptı bu darbeyi? Erdoğan'ı kim öldürmek istedi? Rezilliği de ortada, şu anda orada duruyor. Evet, evet, bu benim gündemlerimden biriydi. Söylemen iyi oldu. Erdoğan'ı kimse öldürmeye çalışmadı. 15 Temmuz bu açıdan bir illüzyondu. Yani daha örnekleri sayabilirim. Yani darbeyle canla başla mücadele etmiş, darbeye karşı direnmiş, yaralanmış insanlar daha sonra Rusya'ya tutuklandılar. Önce kahraman sonra hain olan çok sayıda isim var bu şekilde. Yani ve işte daha önceki yayınlarda da konuştuk. Çok sayıda mahkemede darbeden beraat örgüt velinden ceza veriliyor. Ya iyi de hani bu insanlar cemaatçiyse, cemaatin darbesiyse niye katılmadılar, niye mücadele ettiler? Bu nasıl bir darbe? İşte en büyük sorun, yine oraya dönüyoruz. Türkiye'de medya kalmadı, bırakılmadığı için bu yüzden zaten bırakılmadı. Bu soruyu sormuyor. İşte bu soruyu, basit bir soru. Bu soruyu sorması lazım. Tabii. Ya kardeşim, madem cemaat yani, yaptıydı bunu. Yaverinden korumasına herkes, Erdoğan'ın etrafındaki insanlar cemaatçiyse tırnak içinde. Kim yaptı bu darbeyi? Kim Erdoğan'ı öldürmek istedi? Çünkü gerçekten ne darbe var ne de gerçekten Erdoğan öldürülmek istendi. Tabii. Yani o akşam bir istihbarat operasyonu yapıldı. Oyun oynandı ve oyun üzerinden Türkiye'de rejim değiştirildi. Erdoğan ailesi, Erdoğan rejimi istediği planları yaptı. Hatırlatayım, işte Erdoğan rejiminin ilk başkan yardımcısı Fuat Oktay, daha 15 Temmuz'dan 4 ay önce yeni rejimin hazırlıklarına başlamıştık dedi. Mehmet Metiner daha önce söylenmişti dedi. Çok sayıda havuz, şuradan iddia ediyorum, havuz zeyn yönetmenleri 15 Temmuz'a giden süreçten haberdardılar, hazırlandılar. Bunların hepsi onlara bilgi verildi, yapıldı. Peki. Dolayısıyla hani bu haber beni hiç şaşırtmıyor. Başka örnekleri de var. Mesela baktınız o pilotların hiçbir delil yok. Ve diyor ki komedilerden bir tanesi de şu. Baylok dahi yok diyor. Onu da şöyle yorumluyor sevgili yargıçlarımız. Bu onların ne kadar kripto olduğunu gösterir. Ya baylok kullansa suç, kullanmasa suç. Kullanmayınca daha kripto. Yani, daha gizli yapıyormuş işlerini. Yani, çok zeki. Adamla ilgili evet. Hiçbir veri yok. Dosyada hiçbir suç unsuru yok. Tek suç unsuru bir tane şahsın ifadesinde ismi geçiyor. Hı hı. Ya peki o şahsın ifadesi nasıl geçmiş, ona bakıyorsunuz. Benim gündem maddelerinden birisi şu. Cevheri Güven çok güzel bir şey yaptı Bolt'ta. Türkiye'nin işkence üssüyle ilgili detayları paylaştı. Hı hı. O işkence üssünde Türkiye'den insanlar siyah transportörlerle kaçırılıyor. Biraz önceki beyaz torosların yerini şu anda rejimin siyah transportörleri aldı. Ankara'nın göbeğinde Çiftlik isimli bir MIT üstünde insanlar işkence ediliyor, ağır işkencelerden geçiriliyor ve o insanların verdiği ifadeler üzerine bu insanlar tutuklanıyor, insanlar cezaevine atılıyor. Dünyanın gözü önünde ülkenin başkentinde işkence merkezi inşa edildi. Evet. Ve maalesef Türkiye'de medya kalmadığı için kimse bunları sorgulayamıyor. Türkiye'de siyaset olmadığı için kimse insanları nasıl böyle şekilde kaçırıp işkence edip ve hala MIT'in kaçırdığı insanların bazılarından haber alınamıyor. Yaşıyor mu ölüyor mu belli değil. Durum bu kadar vahim. Medya bunun peşine de gitmiyor. Medya şunun peşine yani, gidecek. Yarın öbür gün zorla imza atılmış ifadeleri, yalan ifadeleri haber yapmak konusunda şu anda hazır bekliyor. Bunu bekliyor medya. Aslında medyanın yapması gereken, kardeşim Ankara'nın göbeğinde bu işkence yeri ne arıyor? Bu insanlar güpegündüz nasıl kaçırılabiliyor? Siyah transporterlar ne iş diye sorabilecek medya aranıyor.
Buradan seslenelim. Türkiye'de bunları soracak medyadan yani. Önce muhalefet aranıyor bence. Ha, muhalefet aranıyor. Yani tabii. Birkaç milletvekili dışında muhalefet aranıyor. Yani hadi tamam, medya ile ilgili böyle bir durum var. En azından bir siyasi, demin onu konuştuk. Yani bir siyasi partisin sen ve muhalifsin. Ana muhalifsin ya da muhalefet partisin. Bir iki tane milletvekili dışında şey yok, parti yok, siyasi parti yok. Bunları gündemeden tartışan siyasi parti yok. Muhalefetin gündeminde değil. Yani Ankara'nın merkezinde işkence ya da kaçırmalar, gözaltında ölümler Ankara'nın siyasetin gündeminde değil. Muhalefetin gündeminde bile değil. Peki. Burada artık incilere geçelim. Çünkü bir hayli vaktimiz ilerledi. Konuşacak çok başka ama haftaya da bırakırız. Türkiye'de gündem bitmez. İncilerden önce Bellona'nın yeni yüzü, üzerine çökülen Bellona'nın Boydak ailesine ait, üzerine çökülen Bellona'nın yeni reklam yüzü Cemil Ertem'in haber o dikkatimi çekti. İnci değil ama İnci'den önce yakışır. Ama İnci olur bu, güzel olur. İnci olur. Evet, Cemil Ertem kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanlarından. Cemil Ertem'in eşi Şevval Sam'ın yerine Bellona'nın yeni reklam yüzü olmuş. Giyin efendiler, giyin. Ama neden olmasındı? Niye buna karşı çıkıyorsun? Şimdi anlamadım. Yani kıskançlığımdan, televizyon yüzü olmak istiyordu belki de. Kıskançlığımdan belki de engellenmişti. Niye ben değilim kardeşim? Ben beni gerçi bir reklam yüzü çıkarmazlar da. Neyse, ama demek ki Cemil Ertem'in ismi önemli. Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı ekonomi konusunda ve onun eşi bu konuda, o da parsayı alma anlamında kendi sanatını orada icra edecek, reklam yüzü olacak. Hani ben eşi açısından konuyu irdelemiyorum. O kendi mesleğini yapıyordur ama Cemil Ertem meselesi ve pozisyon itibariyle ve Bellona'nın üzerine çökülmüş olması cihetiyle üzerinde durulması gereken bir utanç diyerek daha kibar bir ifadeyle bitirelim. İnciler, Doğan gene beni pas geç deme. İncin var mı? Beni pas geç. Hayır bak. Ben hakkımı Adem'e veriyorum. Bak bir dahaki hafta pas geçmeyeceğim seni. İnciler cenneti Türkiye ya. İnciler cenneti. Evet Adem, benim incilerimi patlatma riskine olsa bile sana önce söz vereceğim. Hemen ama söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim bir cümle. Bilgisayar patlarsa kusura bakma. Türkiye'de maalesef özgür medya kalmadığı için insanlar haftanın gündemlerini de çok takip edemiyorlar. Ben biraz da göze batması gereken şeyleri not düşeyim istiyorum. Cumartesi anneleri 700. kez yarın toplanacaklar. Türk medyasında kimse bunları okumayacak, görmeyecek. 700. kez insanlar çocuklarını kaybettiler ve 700. kez toplanacaklar ve kimse onları duymuyor. Duymamaya devam ediyor. Diğer bir konu Tunceli'deki yangınlar. Tunceli valisi diyor ki burada yangın yok. Milletvekilleri ve vatandaşlar yangının görüntüsünü yayınlıyor. Dağlar cayır cayır yanıyor, ormanlar. Evet. Ve müdahale edilmiyor. Günlerdir yangınlar var. Biz bu yangınları 90'larda görürdük. Terörle mücadele kapsamı altında yangınlar çıkartılırdı. Yani siyah transporterlar, yangınlar, JTM'ciler tekrar sokaklara dönüyor. Hani hangi gemideyiz? Vallahi ben bu gemide değilim, onu tekrar hatırlatayım. Yani böyle şeyler. Yani Tunceli yangınları bile. Yani düşünebiliyor musunuz? Devletin valisi yangın yok diyor. Milletvekilleri ve vatandaş yangının görüntüsünü yayınlıyor. Al kardeşim, fotoğrafı diyor. Video yayınlıyor, fotoğraf da değil. Bak yanıyor diyor, bak burada. Bir haftadır yanıyor buralar. Ve müdahale dahi edilmiyor. Yani bunların hepsi başlık olarak ekleyelim. Ben bir de şöyle söyleyeyim. Hemen İnci'yi söyle hadi. Bu hafta İnci'yi söylüyorum, hemen söylüyorum. Benim favori İnci'm bu hafta Daily Sabah'tı. Hani o havuz parasıyla kurulan, rüşvet paralarla kurulan Daily Sabah. New York Times'a editoryal yayınladı. New York Times'a gazetecilik etiği vermeye çalıştı. Yakışır, gazetecilik etiklerini attı. Yakışır. Yani New York Times'ın gazetecilik etiği verecek, yani dünyada bir kurum varsa herhalde Washington Post'u, çünkü bunlar çok hassas bu konularda. Yani Daily Sabah New York Times'a gazetecilik etiği dersi anlattı ve ben artık pes dedim. Yani Daily Sabah kadar yalanın dibine vurmuş, bir kirli para havuzundan kurulmuş bir gazete New York Times'a veriyor. Orada utanılması gereken şey Türkiye Cumhuriyeti Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın makalesindeki basit tarihi hataydı. Muhtemelen Erdoğan'ın makalesini yazanlar da onlardır. O yüzden. Şey. Ama benim bir incim daha var. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Evleri şenlik bir durum olduğu için. Sevgili Cübbeli Ahmet Hoca dedi ki sahabeler en güzel develere biniyordu dedi. Kendi Mercedes'lerini ve lüks hayatını böyle savundu. Hani üzerine çok şey söylenebilir. Hani halk arasında yok deve derler bu tepki yani olarak. Evet, evet öyle diyerek kapatayım onu. Yani evet. Bu rezaleti de ancak böyle eklenir. Yok deve yani. Hani evet. Sahabelerin nasıl açıldığını bilmesek
neler olduğunu bilmesek sizin bu savunmanızda şey yapacağız. Hani Diyanet'in yerli malı şeyi gibi savunup üzerine ekstra bütçe istemesi ve milyon dolarlık Mercedes'lere binmesinin üzerine bu da güzel gider. Evet. Şimdi benim dikkatimi çeken iki tane inci var. Biri küçük inci, büyük inciyi ikinci olarak son olarak söyleyeceğim. Küçük inci Erdoğan her hafta olay gelen incilerinden dedi ki Gümüşhane'deki konuşmasında biz dünya demokrasisinde örneğiz. İddialı konuşuyorum dedi. Nokta. Hiç bunu yoruma ihtiyaç yok. Zaten program boyunca bunu konuştuk biz. Bunu konuştuk. Nasıl bir örnek bir ülke olduğumuzu konuştuk. Siyasi mahkumları konuştuk. Bir talimatla beraatları konuştuk. Bir talihleri, bir talimatla tutuklamaları falan. Neyse o ince olarak bir kenara ve büyük ince. Ya çok güldüm ya. Şimdi Ray Branson'un iddianamesini ben okumamıştım. Bilmiyordum. Haberlerde rastladım. Amerikan medyasında çıkan. Branson'un iddianamesine savcı suçlamalardan bir suçlama delil olarak telefonunda maklube tarifi bulunmuş. Maklube tarifi bulunmuş Branson'un telefonunda. Kızı göndermiş o da o mesajı. Maklube tarifi bu da Rahip Branson'un F.Ö'yle ilişkilendirilmesi için çok sağlam bir delil olarak savcı Zeki Kurnaz savcımız bunu da yazmış. Herhalde reisinden de aferin almıştır. Al sana inci. Yani ben niye müze yapalım diye söylüyorum. Ha, bak işte yani bize zinciri. Ya bunu başka bir şey yapmasın müzeye korsun yani. Ha, şimdi bu müzenin çeşitli bölümleri olacak. Yani Cadavuz'da medya müzesi, işte inciler müzesi, işte o mazlumların fotoğrafları falan, onun detaylarını gene konuşuruz. Evet, programımızın sonuna geldik. İncilerimizi de böyle söylemiş olduk. Evet, seyahat halindeyiz. Programımıza bu hafta da ara vermedik. Durmak yok, yola devam dedik ama Adem şerh koştu. Bu başka şeylere çağrışım yapıyor dedi. Evet, biz işimize bakacağız. Yolumuza devam ederiz. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Eyvallah.